Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ablama geldim. Sabah gördüğünüz gibi kahvaltımı yaptım. Daha sonra evden çıktım. Hem yürüyüş yapmış oldum. 4000 adım kadar falan attım annemlere gelirken. Evde olunca yatasım geliyor. Hiçbir iş yapasım gelmiyor zaten. Dün 14. haftamıza giriş yaptık. Şimdi kahve içeceğiz. Şu tepsiyi de Migros'tan aldım arkadaşlar. Çok güzel metal bir tepsi. Rengarenk. Tam yaz ayına uygun. Bahar aylarına. Ablam diyette olduğu için ona Nesfit'in bu barlarından aldım. Kendime de full kalorili. Sağ ol. Çikolata gofret aldım. Evet arkadaşlar. Yerinde duramayan bir ben. Arkadaşım Ezgi'ye geldim. Eve gitmeden bir de son durak burası yapayım dedim. Çünkü eve gitmek hiç istemiyorum. Ev beni çok sıkıyor arkadaşlar. Evet geldik. Hello. Kendisi akşam için hazırlanıyor. En yakın arkadaşının evlenme teklifi varmış. Sürpriz. Sürprizli bir evlenme teklifi. Bu Nüberya Sağlam'ın kaş jelini almış. Wax. Wax diye geçiyor işte. Hı hı. Memnun musun bundan kankacığım? Çok memnunum valla. Ezgi ile biz aynı anda bu Bravo kaş sabununu almıştık. Ezgi onu hiç beğenmemiş. Yani ben kullanıyorum. Şu anda da var ama bakın düşmüş. Sen de. Bakın düşmüş. Kanka tutmuyor. Yok ya. Tutmuyor. İlk zamanlar bir beğenmiştim ama sonradan düşürüyor gerçekten. Bir de Vax'ı deneyin. Bakın bu benim kullandığım Bravo kaş sabunu. Zaten düşmüş. Düşmeye çok müsait. Bakın bu bayağı Vax gibi kokuyor. Evet. Aa. Öyle yapıyorum ben genelde. Şöyle. Bir iki. Aynen. Minicik. Şimdi göreceğim ne demek istediğimizi. Şöyle deneyelim bakalım. Vay. Böyle hafif ıslaklık veriyor sana. Hissediyorsun. Evet. Oha. Kaşım arşa çıktı. Çok başarılı kanka gerçekten. Bunun bu kadar kalkık olmasını tabii ki istemiyorum. Şöyle hafif hafif yere yatırıyorum. Yana doğru da atabilirsiniz. Benim birazcık kaşlarım da çık uzadı. Bakın arkadaşlar bu Bravo. Bu şu anki bu adı neyse artık. Wax. Ve bu böyle sabit kalıyor. Nasıl farka bak. Bakayım mı? Çok güzel oldu. Bir tık yapıyoruz. Vay be. Bunu ne kadar aldın? 120 idi. Bayağı da fiyatlıymış ha. Ama gider bayağı. Gider. Bizimkisi işte sabun şeklinde. İyi ve gerçekten. Almaktız. Gerçekten zorlanıyorsun. Benim videomu izlediyseniz eğer orada baya almaya çalışıyorum. Bir de şey değil ya, pratik değil ki. Evet. Islatacağım, edeceğim falan filan. Bu bayağı böyle kışı şu anda sabitledi yani. Kuruduğunu hissettin mi? Evet. Bence çok güzel oldu ya. Bence de çok güzel oldu. Ve fark ettin mi, kaşının rengi direkt ortaya çıktı. Aynen. Sıvı bir ürün ya. Biraz daha böyle. Kaşın rengini ortaya çıkardı. Diğeri de kaşın rengini solduruyor. Şöyle. Ben çok beğendim. Ya ben de çok beğendim. Bu arada arkadaşlar oğluşumun... Oğluşumun. Çok tuhaf geliyor ağza. Oğlumun ismini bulduk. İlk önce Uraz diye düşünüyorduk. Uraz, Kiraz. Güzel oluyor aslında. Hani uyumlu oluyor soyadıyla. Ama şu anda ben Kuzey'i çok beğendim. Evet çok hani var klişe birazcık Kuzey ama Kuzey Kiraz daha iyi oluyor. Bir de şey falan anlamı falan analizi falan çok iyi. O analizlerini hepsine baktım. Bir daha erkek olursa ona Uras koyarım. İçinde kalmasın. Aynen. Arkadaşlar ben evime geldim ama aşırı yoruldum. Tam 7981 adım atmışım. Bence çok iyi. Bu belime göre çok çok iyi. O kadar çok acıktım ki ablamın aldığı meyveli yoğurtlardan bir tanesini yiyeceğim şimdi. Geçen gün sağ olsun ben seviyorum çok çilekli yoğurt yemeği. Bir sürü çeşidinden almış. Şimdi bunu yiyip hemen pide içini hazırlayacağım. Bugün pide yapacağız. İçini hazırlayıp
bizim pideciye vereceğiz. O da yapacak. Elim ayağım titriyor ya açlıktan. Öyle bugün pide yiyeceğiz. Canım da istiyordu zaten. Birazcık acele etmem gerekiyor. Çünkü saat zaten geç oldu. Vermem gerekiyor. Bir an önce çok da acıktım zaten. Evet, soğanlarımı şu an ben 3 tane soğan koyacağım içine. Bu arada kafama göre yapıyorum. Malzemeleri biliyorum. İşte birazcık böyle hafif ıslak olacak şekilde ayarlayacağım. Çünkü kuru olsun istemiyorum. Birazcık güzel olsun yani. Kıymamı bilmiyorum kaç yüz gram kıyma. Şunu koyacağım. Biraz da burada var. Bunu da ekleyeceğim. Orta yağlı bir kıyma. Yağsız olursa çok kötü oluyor. Şimdi bunu hemen... Evet, çok güzel kıydı gerçekten. Şöyle. Bu iki tane. Bir tane daha ekliyorum. Bu arada ilk defa pide içi hazırlıyorum. Yani sadece internetten baktım. Neler varsa onları koyuyorum ama onların dediklerine göre ölçüde koymuyorum. Kendi malzemelerime göre koyuyorum. Vallahi şu makine hayat kurtarıyor ya. Şimdi aynı şekilde şöyle iki tane acı biber, şöyle iki tane normal yeşil biberi yine doğrayacağız. Yine biberlerimi bu aletin içine atıyorum çünkü yine çok güzel incecik çıkartıyor. Emre de daha gelmedi. Evet, bakar mısınız? Harika. Ben böyle doğrasam doğrayamam. Bunları da içine atıyoruz. Maydanozlarımızı da koyacağız şimdi. Maydanozları da buna koyacağım. Çünkü niye koymayayım? Olur bence. Şunlar hazır yıkanmış. Deneyelim şunu. Hiç maydanoz koymadım. Ama bence koyulur. Neden koyulmasın? Şöyle. Bunlar küçük olanlar. Üstte kalıyor birazcık. Vallahi güzel doğradı. Hakkını yemeyeyim. Ve bu kadar maydanoz yeter ya. Şu yıkananları hiç koymayayım. Onları sabah kahvaltıda falan tüketirim ben. Acı biber salçası koyacağım. Şöyle yarım kaşık kadar. Tat versin. Şöyle domates salçası bir yemek kaşığı koyalım. Şöyle koyalım. Çok mu oldu bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi tabii mevsimlik domatesler olmadığı için yazdan kalma domates sosumuzu daha koyacağız. Senin havanı alırım ha. Çok güzel kokuyor gerçekten. Şimdi bundan dök anam dök. Döktüm baya. Eğer baktım kuru oluyorsa biraz daha koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Hadi 1,5 olsun, biraz tuzu yerinde olsun. Kaşığın ucuyla karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Kaşığın ucuyla kimyon. Biraz daha koyayım tat versin. Yine toz biberden de birazcık ekliyorum. Başka ne koyuyorduk ya? Hemen bakıp geliyorum. Evet, sıvı yağ koymuşum. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ diyor. Ben şunu hepsini dökeyim. Yakın çünkü. Kalsın. Geldik en sevdiğim bölüme. Karıştıracağız. Ben böyle elime gelmesini sevmiyorum. Evet. İyice karıştırmamız lazım. Kıvamı çok güzel. Çıkar bundan bayağı herhalde ya. Bu ne ya? Bu nedir? Neyse, olur olur şeyler. Ben iyice karıştırıp geliyorum. Hazır ben bunu böyle streçledim. Emre geldi şimdi, hemen veriyorum. Ne zaman olur acaba? Böyle biraz biraz enerjim yerine gelmeye başladı arkadaşlar. Farkındasınızdır. Birazcık çenem açıldı. Bulaşık makinem de bitmiş. Onları toparlayacağım ben şimdi. Şarjım az. O kadar güzel gözüküyor ki. Bir de burada var. Bir tanesini kaşar istemiştim üstüne. Şöyle kaşarlı bu. Hatta bayağı bir kaşar var. Evet arkadaşlar. Ben şöyle 3 dilim. Nasıl küçülttüm. Çin'de yemeğine tadına bakmadan tuz atanları işe almıyorlarmış.
Bu da benden bir bilgi. Hadi bakalım. Her gün yeni bir bilgi. Bak bakalım harcını nasıl hazırlamışım. Canlı yayında bana bir puan ver. Çok tuz döktüm. Ben bunu yemeyeceğim ya. Böyle ağzımda kalsın. Yanında mı yatacağım? Aşkım gerçekten nasıl hazırlamışım harcını? O kadar yani. Güzel mi gerçekten? Çok iyi ya. Süper ya. Yemin ederim süper. Vallahi çok süper. Sevindim. Gece bile bence kıskanmışsın. Oha nasıl yapmış ya bunu? Bu kızı işe almalıyız demişler midir? Demişlerdir. Çok yemin ederim var ya bak. Tamam aşkım. Ağzım sulandı. Şöyle ben kaşarlı olanından bir tadına bakmak isterim. Kıyamam. Ağzım sulandı. Ama anneciğim bir yeri şişmesin. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Tam böyle içi istediğim gibi ıslak, kuru değil. Bazı evet pideler çok kuru oluyor. Sen yağını çok koymuştun. Domates sosunu fazla koymuştum. Çok güzel. Bu kanalda nasıl diyet videoları vardı artık kilo alacağız beraber. Bu iştahla yediğimi görenler karnı acıkabilir. Dolaba atarız değil mi? Dolaptan kaç paket kıyma çıkardın? Bir mi? Oha. Kızım oğlum harcını çoğalttım. Annemin tatlı. Yanlış anlamayın malzemeden kaçmadık. Yarım kilo kıyma var ki yine. Var. Abi çok güzel olmuş ya. O kadından daha güzel olmamış. Vallahi daha güzel. Arkadaşlar yeni kısa bir diziye başladık bu arada. Sarayı kim öldürdü? Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Çok psikolojik heyecanlı giden bir dizi. Hayır olmaz. Ne anlatıyorsun sen? Öneriyorum yani. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci günüm vlogta. Bu doktorum bana hazırlamış olduğu Lagol damlayı içiyorum her sabah aç karnına. Şimdi ben bir saat sonra falan duşa gireceğim. Duşa girmeden önce saçlarıma bu Mecit Efendi'nin bakım yağını süreceğim. Bunu ilk önce diplere sıkıp şu şekilde parmaklarımla şöyle diplerden başlayıp uçlara kadar getiriyorum. Evet bitti. Sadece 3 dakikamı aldı. Bir de bakım tarağıyla şöyle tarayıp iyice böyle yerine gelsin istiyorum. Şöyle ütülenecek kıyafetler birikti maalesef. O süre içinde saçımda böyle beklemiş olur. Daha sonra duşa girelim. Resmen aşerdim arkadaşlar. Çikolatalı pastaya. Şimdi karnımız acıktı, yemek yiyeceğiz. Şu yarım kalan makarnalarımı yapacağım domates sosla. Saçlarımı yıkadım. Ütüler tamam. Yağmur yağıyor baya. Az önce de canım inanılmaz şekilde çikolatalı pasta istedi. Hayatımda ilk defa çikolata yapan çikolatalı pastayı bu kadar aşerdim. Demek ki aşermek böyle bir şey oluyormuş. Emre de gitti. Aldı geldi. Bu buydu değil mi? Evet arkadaşlar güncelleme yapıyorum. Saat 5 gibi falan yemek yemiştik. Makarna yemiştik. 8'de saat 8 şu anda ben acıktım. Ve tekrar yemek yiyeceğim. Bu arada Aktar'dan üzerlik diye geçiyor. Üzerlik tohumu aldım. Bir ara bunu evin içinde yakacağım. Nazara mazara büyüyemeye iyi geliyormuş. Öyle durdum. Tam internetten bakmadım. Evet arkadaşlar şimdi akşam tok karnına içilecek magnezyum dilimi içiyorum. Yolun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah belanı vermesin. Allah. Emre şu an gördüğünüz gibi maç izliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.
Hayır.